Evet sevgili dostlar, programın bu bölümünde konuklarım bir eğitim kurumları, anaokulu ve ilkokul eğitim koordinatörü Sayın Emine Börükan ve ayrıca ortaokul lise eğitim koordinatörü Sayın Erkan Özkan. Değerli dostlar hoş geldiniz. Hemen Sayın Börükan'a geçiyorum. Sayın Börükan, okul öncesi ve ilkokul ne getirir gençlere, artıları nelerdir? Aslında okul öncesi hayatın en önemli noktasında diyebiliriz. Çünkü çocuklar doğduktan sonra evdeki aldıkları eğitim, aileyle birlikte görüştükten sonra okula başlarlar. Ve aslında hayata bir adım atmış olurlar. Bu sayede de aslında orada öğrendikleri günlük yaşam deneyimleri ve kendi karakterlerini oluştururken geçirdikleri dönemleri tamamıyla aslında başlangıcını yapmış oluyorlar. İlkokula da bunu devam ettirmiş oluyorlar. Yani aslında sürdürülebilir bir eğitimi başlangıcı anaokul, devamında da ilkokul geliyor. Bu sayede aslında çocuklarımız kendi karakter gelişimlerini getiriyorlar. Tabii. Evet. Bunu da aslında günlük rutinlerle, öğretmenlerin çocuklara planladıkları eğitim modelleriyle, farklı atölye çalışmalarıyla geliştiriyorlar. Tabii ki burada çocuk katılımı ve çocuk odağı çok önemli. Ailenin de desteğiyle, aile katılımıyla birlikte çocuklar aslında bir karakter gelişimini ve okul deneyimine başlangıç yapmış oluyorlar. Peki şuna katılır mısın? Anaokulundaki ya da ilkokuldaki aldıkları eğitim, öğretim onları hayat boyu bir kere bir temel olaraktan götürecek. Evet, değil mi? Yani çok önemli burası. Tabii ki. Peki ikincisi şu, yeni bir jenerasyon var. Bu ana ve ilkokulun velilerinin teknolojiye yakınlıkları herhalde ortaokul ve lise velilerine birkaç adım önde olduğunu görüyorum ve siz ne dersiniz? Aslında şöyle, yakınlar tabii ki, çünkü aileler, yaş değil mi? Evet, aileler kolayı seçerek teknolojiye yaklaştırıyorlar çocukları. Çocuklar da çok kolay öğrendikleri için tam o yaşta daha kolay öğrenmeleri kolaylaştığı için teknolojiyi hızlı bir şekilde öğreniyorlar ve aileler de zannediyorlar ki aslında tableti ve telefonu, televizyonu gördüklerinde çocukların tepkilerine göre benim çocuğum çok zeki, evet tableti biliyor. Her şeyi öğreniyor buradan, benden daha iyi görüyor diye. Normali bu yani. Normali... Olmazsa bir soru işareti olması lazım. Evet, öyle lazım. Düşünüyorlar aynen. Aslında ama çocuklara ne verirseniz onu alıyor. Doğru. Yani hani siz ona tablet verirseniz tableti öğreniyor. Başka bir şey verdiğinizde onu da aslında kolayca öğreneceğini görebiliyoruz. Yani burada aslında tabletlerine koyacağınız şeyler önemli. Tabii. Mesela şu da olur. Finansal okuryazarlıkta kumbara olayını koyarsınız. Tabii ki. Para kullanmayı koyarsınız ya da tasarım yapmayı. Hocam hemen biz Sayın Özkan'a geçelim. Bir de tabii ortaokul lise geliyor karşımıza. Ortaokul lise nasıl çalışmalar yapılmalı? Tüm kurumlarımızda başarı bir kültürdür motivasyonuyla ve mottosuyla biz öncelikle bir başarı motivasyonunu destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Evet. Başarı odaklarımız arasında yer alan holistik öğrenme modeliyle biz öğrencilerimizin akademik, kariyer, dil, bu becerilerin yanında aynı zamanda sosyal, duygusal ve dijital becerilerinin de geliştirilmesi yönünde donanımlı çalışmalar yürütüyoruz. Biz öncelikle iyi bir ortaokulun, iyi bir lise, iyi bir lisenin iyi bir üniversite olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda bütünsel eğitim öğrenme modeliyle beraber öğrencilerimizin, siz de ifade ettiğiniz, daha çok öğrencilerimizin yaşama karşı beceri odaklı bir eğitim tasarlıyoruz. Bu noktada bizler çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, akademik değerlere saygılı, kendi ana dili dışında en az iki dil ve yabancı dil olmak üzere bunu yetkin bir şekilde konuşma becerisine sahip bireyler yetiştiriyoruz. Tabii biz bir tasarım yapıyoruz. Ortaokulda bu tasarım performans temelli eğitim. Lisede ise bu tasarım proje temelli eğitim. Ve bunların yanında biz öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası projelerde öncelikle katılım deneyimlerini önemsiyoruz. Daha da öncelikli olarak başarılarını önemsiyoruz. Evet. Ve tüm bunlar çerçevesinde ortaokulda öğrencilerimizi ilgilerine göre, yeteneklerine göre keşfedip yönlendiriyoruz. Lisede ise çift diploma ve Be Young Leaders genç girişimcilik programı ile, ki bu
tüm eğitim tasarımımızı İstanbul Aydın Üniversitesi güçlü işbirliğiyle yürütüyoruz. Bu anlamda aslında fark oluşturduğumuz projeler ortaokul ve liselerde bu şekilde. Şimdi hemen çift diploma nedir diye soru geldi. Nedir çift diploma hocam? Evet, çift diploma bizim özellikle kurum olarak hem Kanada hem de Amerika'da yürüttüğümüz ve dünyanın en iyi üniversiteleriyle işbirliği halinde yürüttüğümüz Türkiye'den öğrencimizi mezun edip ama yurt dışında da yine benzer bir dünya vatandaşı olacak şekilde ona çeşitli İngilizce ve yabancı dilde programları da kazandırarak onların becerilerini arttırarak sunduğumuz bir program. Bu anlamda yine burslu lise değişim programımız var. Aslında daha üniversiteye geçmeden biz öğrencilerimize uluslararası bir diploma tasarımı da vermiş oluyoruz. Peki. Hemen size devam edelim. Yeni eğitim öğretim yılında başarı odağınızda neler var hocam? Yani bir eğitim yok nedir? Okul diğer liselerde de aynı. Yani hedef ne? Evet, bizim başarı odağımızda kariyer bilinci ve sürdürülebilirlik var. Öncelikle bu iki maddeyi paylaşmak isterim. Biz öncelikle lise mezuniyetlerine öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak zorundayız. Evet. Öğrencimiz ortaokulda olsa, alt kademe olsa. Çünkü aslında filmin sonu belli, bir mezuniyet yaşanacak. Evet. Bizim de tüm amacımız buradaki bütün tasarımı ve donanımı iyi bir şekilde sunmak. Ve burada biz öncelikle kariyer bilinciyle bulunduğu mekanda ve zamanda en doğru kararı verecek şekilde öğrencilerimizin özellikle yenişim becerisi dediğimiz, lider özellikleri gelişmiş, sosyal duygusal kariyer hedefleri olan ve benzer şekilde karakterini geliştiren birey olarak yetiştirmeleri için bütünsel gelişim rehberliği sürdürüyoruz. Peki Sayın Bey, bu ortaokul lise olayı olarak gidiyor ama Sayın Hocam şimdi hemen Sayın Yönetmenle bizi soruyor. Peki anaokulu ve ilkokuldaki hedef ne oluyor? Hedef aslında mutlu çocuk yetiştirmek. İlk hedefimiz bu. Çünkü mutlu olan çocuk zaten kolay öğrenir. Sonrasında da zaten devamında başarısını devam ettirir. Başarı kültürü oluşturur. Bu okul kültürüyle de devam eder aslında. Okul kültürünün oluşması için ve çocukların da mutlu olabilmesi için bir rutin olması lazım. Anaokulunda ve ilkokulda. Eğitim rutinlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Burada aslında eğitim rutinleri sabah geldiğinde çocuğun planlamayla, okulda ne yapacağını öğrenmesiyle başlar. Sonrasında işte evde de devam eder aslında. Evde de ne yapacağını bilmeli. Okuldaki yapılan çalışmalarda atölye çalışmaları. Aslında bizim çocuk üniversitelerimizde çocukların erkenden üniversite deneyimi yaşamalarını sağlıyoruz. Pardon, çocuk üniversitesi nedir diye soruyorlar. Devam edin konuşmanız ama bunu da bir açıklayın. Tamam. Çocuk üniversitesi bizim atölyelerimizi oluşturduğu aslında küçük bir üniversite deneyimini erkenden yaşamalarını sağladığımız bir anaokulunun bir bütün olarak oluşturduğu bir üniversite. Bağımsız olarak da var okullarımızda. Okullarımızın bünyesinde ilkokul ve K12 bünyesinde olan çocuk üniversitelerimiz de var. Burada önemsediğimiz nokta aslında atölye çalışmaları. Yenilikçi atölye çalışmalarımız var burada. Farklı. Üniversitelerdeki gibi gastronomi bölümü, işte sosyal medya okuryazarlığı, dijital dünyanın keşifleri, yani farklı ona yakın atölyeler var. Evet. Çocuklar bu temalarla birlikte atölyeleri deneyimleyerek aslında bir öğrenme yolculuğuna başlıyorlar. Biz aslında bunu çocukların büyüme hikayesini bu atölyelerle başlatıp sonra üniversitede, Aydın Üniversitesi'nde devam ettiriyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde. Evet. Onun dışında söyleyebileceğim aslında çocuklar ilk başlangıcı doğru ve iyi bir şekilde yaptıklarında devamı da çok kolay geliyor. Evet. Ve deneyimledikleri bütün her şeyi keşfederek, merak ederek, soru sorarak, araştırma ve sorgulama yaparak öğrenmelerine katkıda bulunuyorlar. Burada aslında hibrit olarak da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Okullarımızda hibrit eğitimini önemsiyoruz. Bu pandemi döneminde çocuklarımızın hiçbir şekilde yalnız bırakmadık. Öğretmenlerimizle, okullar teknik ve desteğiyle birlikte, altyapısıyla birlikte hala daha hibrit eğitime devam ediyoruz. Yani bizde hiçbir şekilde eğitim bitmiyor. 7/24 devam ediyor. Bir hibrit modelin olması
gelişen dünyada aslında çok önemli. Şu anda biliyorsunuz birçok şirkette, evet, yani her alanda, hı-hı, farklı alanlardaki kurumlar da hibrit eğitime devam ediyor. Hibrit çalışmaya da devam ediyorlar. Tamam. Bu şekilde olayınızı götürüyoruz, evet, diyorsunuz. Hemen ben Sayın Özkan'a döneyim. Dışarıda da konuşuyorduk ama bunu biraz açayım bize. Birleşmiş Milletler kalkınma hedeflerine nasıl ulaşılacak? Ulaşacağız. Şöyle, şimdi Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı sürdürülebilir kalkınma hedefleri var. Burada aslında bir ifadeye dikkat çekmek isterim. Dünyayı dönüştürecek 17 hedef olarak aslında, evet, bu atfediliyor. Bu 17 hedef arasında bir hedef var ki biraz sonra paylaşacağız. Geri kalan 16'sının hayata geçmesi için kilit bir hedef. O da nitelikli eğitim. Eğer siz nitelikli eğitimi doğru bir şekilde öğrencilere ve yeni nesle aktaramazsanız geri kalan 16 tane hedefin mümkün hayata geçmesi mümkün değil. Evet. Bu anlamda da biz gerçekten özellikle 2022-2023 eğitim yılı vizyonumuzda tüm kurumlarımızda sürdürülebilirlik temasını ele alacağız. Hı hı. Bu anlamda hem ulusal hem uluslararası çalışmaların hazırlığındayız. Bunların dışında nitelikli eğitim deyince de aslında yaşam boyu, hayat boyu öğrenmenin devam edeceği ilkesi çok değerli. Biz de bu açıdan herkes için kapsayıcı ve yaşam boyu öğrenimlerini destekleyecek araştırma geliştirme projelerini yürütüyoruz. Ülkemizin farklı bölge ve şehirlerindeki kurumlarımızın farklılıklarını gözeterek var olacak projelerde önce pilot uygulamaları hayata, hı-hı, geçiriyoruz. Ve bunların dışında da biz aslında eğitimi nitelik olarak ele aldığımızda 3 tane ana unsurumuz var. Bir, o proje kesinlikle amacına, evet, ulaşmalı, yaygın etki göstermeli, hı-hı, ve topluma faydalı olmalı. Biz de eğitim kurumlarımızda, bütün Türkiye'nin değişik bölgelerindeki kurumlarımızda bu yıl özellikle sürdürülebilir temasını ele alacağız. Ve yetiştirdiğimiz nesle en büyük yararımızın da biz onlara bırakacağımız nitelikli eğitimle olacağının farkındayız. Peki Sayın Börühan, siz eğitim müdürünüzün devamlılığını nasıl sağlıyorsunuz? Yani bu cümlelere nasıl, neler ilave edersiniz? Tabii, biz aslında yaşanabilir bir dünya bırakmamız gerekiyor. Bu bizim sorumluluğumuz, çocuklardan başlayarak. O yüzden yaptığımız programlarda bilinçli tüketim temalarına yer veriyoruz. Çocuklarımızın, hı hı, bilinçli bir birey olarak yetişmesi için. Burada aslında sürdürülebilir üretim ve tüketimini, evet, önemseyerek çocuklara günlük yaşam becerilerinde kullanacakları becerileri sağlıyoruz. Burada aslında sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların bu becerileri kazanmaları için destekliyoruz. Yani tamamıyla okul içinde, evet, değil, evde ve dışarıdaki çevremizde bulunan bütün paydaşlarımızla birlikte projeleri yapıp o şekilde devam ettiriyoruz aslında. Peki, tek bir cümle istiyorum sizden. Bir okul seçiminde bir iki başlık, nelere dikkat etmemiz gerekir? Şöyle, öncelikle öğrencimizin yetenek keşfi dediğimiz potansiyeline uygun o okulun mevcut hedef ve ihtiyaçları karşılayabileceği aslında, evet, en temel unsur bu. Kurum seçerken aslında bir ihtiyaç var. O kurumun o ihtiyacı ne kadar gidereceği konusunda öğrenci ve velilerimizin aslında dikkatli olmaları gerekir. Peki siz ne dersiniz? Benimki aslında hayatlarındaki ilk gidecekleri yer lütfen olduğu için şöyle diyebilirim. Güvenlik en önemlisi. Evet. Sonrasında da aslında son cümle. Sonrasında aslında şöyle diyebiliriz. Öğrencilerin isteklerinden ziyade velinin nasıl bir hayat planlaması var ona göre seçebilirler. Peki. Efendim, programın sonuna geldik. Çok değerli konuklarım, bir eğitim kurumları, anaokulu ilkokul eğitim koordinatörü Sayın Emine Börühan hanımefendiye, ortaokul lise eğitim koordinatörü Sayın Erkan Özkan beyefendiye bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, yarın 27 Temmuz Çarşamba saat 19:20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm mutluluklar sizlerin olsun.